Ben müşteri buluyorum. Şakadan da çekermişler. Buyurun. Buyurun. Yılbaşı biletler efendim. Yılbaşı. Büyük ikrami ne kadar? 60. 61 mi? 61. Evet. Çıkarsa çok iyi olacak. Çok kişi sevinir herhalde. Hayal kurdunuz mu? Büyük ikramiye sizi çıkarsa ne yapacaksınız? Çok büyük hayallerim var. Mesela? Mesela. Gelibolu'da özürlüler için bir merkez açmak. Mesela. Çünkü bir özürlü oğlumu kaybettiğim için öyle bir şeyim, planım var. Çok büyük meblağ istiyor ama evet, yapmak istiyorum. Zaten ikramiye de yeterli, bayağı büyük. Yeter zannediyorum. Anneleri için, çocuklar için bir tatil merkezi gibi bir şey açmayı istiyorum. Evet, aldık. Şansınız var. Var. Büyük. İnşallah bir de çıkar. Umut ediyoruz. Ne kadar büyük ikramiye bilginiz var mı? Yok. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Var mı hayalleriniz? Var. İlk okul masrafları, güzel bir üniversitede karşılamak. Sonrası yurt dışı. Yurt dışı eğitimi, yurt dışına gezmek, görmek falan. Bu para onlara yeter de artar bile. Başka artar. Neler yaparsın? Başka neler yaparım? Sırf gezmeye ayırırım diye düşünüyorum. Yat kat alırım. Yatırım amaçlı. Böyle düşünüyorum şimdilik. Bilet aldın mı? Evet, aldım. Var mı hayalin? Aynı, ben de okul masraflarım için düşünüyorum. Sonra yatırım, sonra çatır çatır yemek. Nasıl gidiyor bilet satışları? Bilet satışlarımız güzel. Artık yaklaştıkça yılbaşı arttı. Evet. Ne kadar satış yaptınız şu an? Günde 500 tane bile satıyorum. Yani burada 4 tane biletçi 2000 tane, 3000 tane bile satıyor günlük. Daha çok mu bilet? Daha çok. 31 Aralık'a kadar devam eder. Son ana kadar bilet bulabilirler. Bulabilirler, evet. Peki bilet alanlarla ilgili böyle bir diyalog yaşıyor musunuz? Yani bilet alırken insanlar işte büyük ikramiye konusunda falan bir şeyler söylüyor mu? Aslında iyi bir diyalog oluyor. Onlar da hayallerini gerçekleştiriyorlar. Yani herkes aldığında memnun, sattığında mesela, memnun. Mesela, evet. Bilet alıp büyük ikramiye bana çıkarsa size de yardım ederim diyen oldu mu? Çok oldu. %50'si belki hepsi yardım ederim diyor. Ama bakalım, Çanakkale'ye çıksın istiyorum artık. Yani bu sene inşallah Çanakkale'ye çıkar. Bizim de satışlarımız artar. Bol şans. Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor bilet satışı? Bilet satışımız güzel, gayet güzel bizim. Beyefendi de bilet 3 tane mi alacaksınız? Bir numara mı arıyorsunuz? 3'ü birden aldım. 3 tane alacağım. Emin aldım. Emekli öğretmendir aynı zamanda. Büyük ikramiye 61 trilyon buluyor. Var mı hayalleriniz? Hayal çok da. Ya çıkarsa ne yaparsınız? Ya çıkarsa yaparım ya. Ya çıkarsa ne yaparım? Ya çıkarsa diyorsun. Ya çıkarsa, çıksın ondan sonra düşünürüz. Şimdi vatandaşlar bilet alırken genelde büyük şehirlerdeki biletleri tercih ediyorlar. Siz de İzmir karşı yakıyor biletleri. Evet, evet. Oradan geldi tabii, herhalde. Tabii, tabii. İstanbul, İzmir, Ankara. Çanakkale'ye mi getirdin? Ama buraya bilet gelmiyor. Dışarıdan alıp getirmek zorundayız. Doğru. İdare yok burada. İdare yok. Olmadığı için. Neticede siz de zaten oradan alıp getirdiniz. Tabii nereden ki. Nereden biletler aldınız geldi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bahçekapı, İstanbul, Kızılay, Ankara. Karşıyaka galiba İzmir'de. Bu illerin biletleri burada tabii, var. Tabii. Nasıl gidiyor satışlar? Çok şükür satılıyor. Satılıyor. Yani son biletler artık kalmadı. Bu sene büyük ikramiye de bayağı fazla. Yani inşallah bu tezgahtan alana çıkacak. Buradan alana çıkacak diyorsun. Evet. Bol şans o zaman. Sağ ol. Herkese bol şans. İyi yıllar.